müthiş bir hamleydi. Tam yerinde bir müdahale oldu Zarina. Bir an için anahtarları Alya kaptı sanmıştım. Sen de çok abarttın ama. Kullandığın cümleler yüz kızartıcıydı. Ama işe yaradı. Her neyse. Birbirimize yardımcı olduğumuz sürece istediğimizi alırız. Evet, bunda çok haklısın. Dediğim gibi merak etme. Seni bu evden atamayacaklar. Basit kadın ne olacak? Teyzeye senden bir isteğim var. Tamam. Dinliyorum. Ablamdan sonra bu evin büyüğü benim. Evet. Babam ailesine düşkün biriydi. Herkesin mutlu olmasını isterdi. Ama bu evde öyle zamanlar oldu ki hiçbir şey istediği gibi olmadı. Her şeyi kaybettik. Babam öldü. Saygınlığımızı yitirdik. Hisselerimizi. Sevgimizi. Babamızı geri getiremeyiz artık. Ama onun hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edebiliriz. Biz artık bu evde ilişkilere zarar getirebilecek hiçbir şey istemiyoruz teyze. Bu yüzden senden istediğim odur ki ortalığı karıştırma. Böyle konuşur. Ne söylemek istedi? Ha? Amacı ne? Beni bu evden atmak mı? Evet, sanırım niyeti bu. Ne demek bu? Zeyn seni uyardı aslında. Çevirdiğin dolapların farkında. Çünkü sana ayağını denk al dedi. Yoksa bir daha bu kadar şanslı olamayabilirsin. Bitirdin mi? Şimdi sen beni dinle. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey söylemedim. Tek yaptığım doğruları dile getirmekti. Dahası burası benim ablamın evi. Beni buradan göndermeye kimsenin gücü yetmez. Aptallık etme, aklını kullan. Düşün ki Zeyn ve Aliya bir tarafta, sen öteki taraftasın. Sence Süreyya Hanım kimi seçer? Tabii ki seni değil, onları seçer. Yaptıkların yüzünden bir gün çok utanacaksın, küçük düşeceksin. Bu evden kapı dışarı edileceksin. Bu olmadan git buradan. Bir yere gitmeyeceğim. Zeyn ve Alya bana ne yapacakmış görürüz. Öyle bir bomba patlatacağım ki bu herkesi bir tarafa savuracak. Tam bir darbe olacak. Ne oluyor? Niye telefonlarıma cevap vermiyor? Alya? Ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Yok bir şey yenge. Gerçekten. Tamam. Söylemek istemediğim bir şeyse seni anlarım.
ama çok endişeli olduğunu görebiliyorum. Belki ben yardım edebilirim. Yenge, Zeyn... Ne oldu? Zeyn ne yaptı? Bilmiyorum ama son günlerde çok tuhaf davranıyor. Düğünden sonra birlikte türbeye gitmiştik. Orada münzevi bir adamla tanıştık. Sebebini bilmiyorum ama bize sorunlar yaşayacağımızı söyledi. Biz de bu sorunlardan kurtulmak istiyorsak en az bir hafta süreyle birbirimize hiç dokunmamak zorundaymışız. Ona elim sürmem bile yasakmış. Zeyn bunları duyduktan sonra paniğe kapılmış gibiydi. Başta batıl inanç olduğunu düşünmüştü aslında. Hatta gülüp geçmişti. Alay bile etmişti. Bunlar komik şeyler dedi ama şimdi niye mantıksız davrandığını anlamıyorum. Alya. Bu sizin evliliğinizle ilgili. Yaşadığınız büyük aşkla ve aşk söz konusu olduğu zaman Zeyn gibi mantıklı bile bu tür şeylere itibar edebilir. Bu sadece seni ne kadar çok sevdiğini kanıtlar Alya. Bir yıl boyunca nasıl olduğunu gördüm Alya, inan. Bu ayrılık Zeyn'i perişan etti. Bir an bile huzura eremedi. Paramparça olduğunu hissetti. O yüzden seni bir daha kaybetmeyi göze alamaz. Bunu yapıyorsa tek sebebi budur. Bak, o adam ona başka şeyler söyleseydi, hasta olacağını veya maddi kayıplar yaşayacağını, Zeyn hiçbirini kale bile almazdı. Ama sen onun her şeyisin Alya. Sen onun her şeyisin. Korkularını yüzüne vurma lütfen. Yakında korkacak bir şey olmadığını o da anlayacak. Sana hak veriyorum yenge. Ama o adamın söylediklerinden sonra Zeyn çok korktu, paniğe kapıldı. Aynı şeyi bir başka zaman bir başkası da yapabilir. Böyle korku içinde yaşayamayız. Korku iyi bir şey değil yenge. Aslında doğru da değil. Özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda. Korktuğum şey oldu maalesef. Ne oldu? Seni uyarmıştım. Başınıza büyük bir bela alacağınızı söylemiştim. İkiniz için de hep dua ettim. Etmeye devam edeceğim. Ama bu beladan kaçamazsınız artık. Nedir bu? Biliyor musun? Bunu öngörebilmek kolay değil. Hastalık olabilir. Kaza olabilir, ölüm olabilir. Ne olacağını söylemek mümkün değil. Ama bu bela sizin başınızda. Ondan kaçamazsınız. Ama bir çıkış yolu olmalı. Tek bir yol var. Ama bu öncekinden çok daha zor. Bu bela başınıza gelirse tek çare, tek çözüm yolu dua etmektir. Ve ay dönüşünü tamamlayana kadar birbirinizden uzak durmak zorundasınız. Allah her şeyin doğrusunu bilir. Yani bir ay mı? Demek istediğin bu mu? Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Bu çocuk kimseye bir kötülük yapmak istemez. Yüce Allah'ım, sen bu iyi kullarının yanında ol. Onları koru. Yollarını açık et. Vur şunu da işi bitsin. Geçen sefer vurmuştum. Ama ölmedi. Azam bela. Tam bir bela.
Her neyse. Shalini'yi elimden aldığın gün çok önemli bir karar verdim. Roketi bu Diwali'de havaya uçuracağım. Hadi Roket, onlara gününü göster. Roket, kendini göster. Kime bulaştıklarını anlatınlar. Hadi Roket. Hadi ayağa kalk. Onlara bir ders ver. Kim olduğunu göster onlara. Göster onlara. Uyan Roket. से चल रहे सारी जिंदगी ओ Roketi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi iyi anlasınlar. Roketin hayatında son kararı yine Roket verir. Evik herifler. Shalini, beni dinle. Şu senin aptal beni yakmaya kalkıştı. Ben iyiyim. Şehirdeyim. Bu şehri çok duymuştum. Harika bir gece. Benim için endişelenme diye seni aradım Shalini. Bir adam sana deli gibi aşıksa eğer, uğrunda ölmeye hazırsa bu dünyada hiçbir şey onu öldüremez. Beni anlıyor musun? Hadi, rokete gel bakalım. Hoşça kal. Bizi nasıl sorunların beklediğini hiç bilmiyorum. Ama bu sefer Alia için her türlü soruna seve seve göğüs gererim. Allah'ım bana yardımcı ol. Diwali başkaları için bitse de Şazi'ye bitti demeden asla bitmeyecek. Dostum kes şunu. Bu akşam terasta resmen bomba patlayacak. Ve Şazi'ye korkudan bana sarılacak. Evet. Ay, tamam şunu biraz açacağım ben. Ay tamam. Açıl. Açıl susam açıl. Açılsana. Açıl açıldı. Teşekkür ederim. Bugün havai fişek gösterimden sonra Şazi'ye bana kesin aşık olacak. Eller yukarı.
Seni vururum. Ne istiyorsan al lütfen. Bu havai fişekler en az yarım milyar eder. Hepsini al, şunlara baksana, hepsini al. Hepsini. Yeter ki sen beni öldürme lütfen. Aptal şey. Roketi fişeklerle mi satın alacaksın? Sana yalvarırım, beni bırak, canımı yakma. Kimseye söylemem. Gerçekten bak, gerçekten. önüne bak. Korkak herif. Önüne bak. Evet, bakıyorum. 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 Biri beni kurtarsın. Zeyn'in kraliçesi. Zeyn'in kraliçesi. Baksana. Hanımefendi nerede? Süreyya Hanım umreye Süreyya gitti. Süreyya'yı değil, Alya'yı diyorum. En son mutfaktaydı. Hemen onu yollarım. Hayır, hayır. Sakın yollama. Bırak orada kalsın. Tamam, peki. İşine bakabilirsin. Allah'a şükür. O gelmeden önce hemen uyumalıyım. Yoksa işim zor. Acaba ne derdi var? Sürekli olarak bana yakınlaşmaya çalışıyor. Sürekli. Söylesene, yanımda olduğunda içimin böyle kıpır kıpır olmasını sen neyle açıklıyorsun? Ellerim çok yoruldu, artık indirebilir miyim? Beni ne zaman bırakacaksın? Divali bitmek üzere çünkü. Affedersin. Baksana, senin yere bırakabilirim. Roket, telefona bak. Onlara dersini ver. Şalini, neredesin sevgilim? Ha, çok güzel. Araba yakında. Rengi siyah. Plakası mı? Arabanın plakası ne? Hatırlamıyorum ki. 9888, evet. Duydun mu sevgilim? Görüşürüz. Sen. Evet. Al bakalım. Nedir bu? İyi çalış ha. Salini sevgilim. Ah tatlım, seni çok özledim. Bu da ne böyle?
Zeyn... Kraliçem lütfen. Ben bir hata yaptım ve yaşlı Münzevi bu yüzden senden bir ay uzak kalmamı istedi. Sana bir daha dokunursam cezam ne kadar olur bilmiyorum. Bir hata yaptım ve bir daha yapmayacağım. Ve senin yapmana da izin vermem. Görüşürüz. Zeyn. Acaba burada neler oluyor böyle? Zeyn neden Alya'dan uzak duruyor? O yaşlı adam da kim? Neler oluyor? Söyle. Anne, ben bir şey gördüm. Ben de bir şey gördüm. O yüzden kafam çok karıştı. Kapat, seni sonra ararım. Anne, bence sen önce ne gördüğümü bir dinle, tamam mı? Bak, benim de kafam çok karıştı. Sanırım Zeyn'le Alya'nın arasında tuhaf bir şeyler var anne. Sen bunu biliyor muydun? Sen de mi biliyorsun? Madem biliyorsun, neden bana daha önce söylemedin bunu? Anne, daha yeni gördüm. O yüzden seni aradım. Hiç anlamıyorum anne. Zeyn bunu nasıl yapar? Ben de bunu merak ediyorum. Zeyn bunu neden yapıyor? Anne bak, bana sorarsan o kız asla Alya'nın tırnağı bile olamaz ama Zeyn... Kız mı? Hangi kız? Sevgilim diye hitap ettiği kız işte. Sevgili mi? Evet. Saçmalama Bilal. Zeyn başka bir kızla mı? Sen kafayı mı yedin? Anne bak, sarmaş da olay. Bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Az önce bunu kendi gözlerimle gördüm. Olamaz. Az önce Zeyn burada Alya'nın yanındaydı. Yani ondan kaçmaya çalışıyordu. Olay işte bu zaten. Bir düşünsene. Anne zaten çok farklı görünüyordu. Gözlük, şapka, bıyık. Görsen sen de şaşırırdın. Ben onu hiç böyle bilmezdim. Çapkın şey. Anlaşılan misafir odasında uyumam gerekecek. Zeyn abi. Ne oldu? Ne kadar da değişmişsin. Peki ya sakal? Zeyn, bir şey diyebilir miyim? Sana gerçekten hayranım. Muhteşemsin, muhteşem. Ne oldu? Yani sen gündüzleri Zeyn, geceleri bir kaçıksın değil mi? Arabanın arkasındaki o kişi sendin değil mi söyle? Ne saçmalıyorsun sen? Boş ver. Zeyn. Zeyn abi, o kız kimdi? Harika bir şeydi, harika. Ne saçmalıyorsun dedim. Zeyn abi, sen benim abimsin ve ben de senin kardeşin oluyorum. Yani biz kardeşiz. Sen abisin, ben kardeşim. O yüzden bana şimdi her şeyi anlatmak zorundasın. Hadi anlat bakalım, bu olanları Aliye'ye söylemem. Yemin ediyorum bak. Bilal, zaten canım sıkkın, bir de sen çıkma şimdi, tamam mı? Yoksa dayağı yersin. Allah'ım, neden hep kaderimde dayak var benim? Hadi oturma yanımda. Gidiyorum. Zeyn abi, karısından uzakta misafir odasındaki kanepede uyuyor. Halbuki bu gece diğer kızla birlikteydin. Seni gidi çapkın seni. Thank you.
dokunamayız değil mi Zeyn? Ama aynı odada kalabiliriz. Bundan sonra misafir odasında uyuma. Eğer istediğin buysa... Bir daha sana yaklaşmayacağım Zeyn. Ben... Kraliçem? Kahvaltını hazırlayayım. Hazırlan ve gel. Zeyn, gördüğüm kadarıyla sen aslında bizim için böyle korkuyorsun. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ve senin bu korkuyla uzun süre yaşamanı istemiyorum. Hoca efendi. Hocan için endişeleniyorsun. Evet. Siz acaba ona ne söylediniz? Kızım, onda ne gördüysem onu söyledim. Peki ne gördünüz? Bela. Ne tür bir bela? Peki ama siz Zeyn'in olduğunu söylediniz mi? Eğer ona söyleseydim o zaman çok korkardı. Ama bana söyleyebilirsiniz. Evet. Sana söylerim. Sen çok cesursun. Allah korusun. İnşallah doğru değildir. Ancak yine de ihtiyatlı olmak iyidir. Onun yüzünü gördüm. Şeytanın. Hem de kocanın suretinde. Kocamın suretinde mi dediniz? Benim asla sizi sorgulamak gibi bir niyetim olamaz. Ama o beni gerçekten de her şeyden çok sever. Bana bela getirecek bir şey asla yapmaz. Eğer bir bela varsa sevgimiz onu def edecektir. Bunu çok iyi biliyorum. Bundan eminim. Bir bela geldiğini hiç bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki artık hiç ama hiçbir şey bizi asla ayıramaz. Şeytan gelir ve geldiği gibi de gider. Bize asla bir zarar veremez. Sonra Zeyn'le birlikte gelip bu attığım düğümü çözeceğiz. Sana söz veriyorum. Allah'ım bizi koru. Onun yüzünü gördüm. Şeytanın. Hem de kocanın suretinde. Zeyn, benim için sorun olamaz. Bu asla mümkün değil. Ama düşünmeden edemiyorum. Çünkü yaptığım şey, Zeyn'e benim yapmamasını söylediğim şeyle aynı. Bir yerde nasibimiz bağlanmış sanki. Eve dönerken benim de endişeli olduğumu hatırlıyorum. Ben bu kadar endişeliysem, kim bilir Zeyn nasıldır? Bu işte onu yalnız bıraktım. Sıkıntısını paylaşmadım. Hayır, bunu ona söylemek zorundayım. Onunla konuşup yanında olduğumu söyleyeceğim.
Bilal Zeyn'i başka bir kızla gördüğünü söylemişti. Ama aralarında hiçbir sorun yok. Belki de var ve ben bilmiyorum. Orada durup öyle bakacak mısın? Yoksa o anahtarları kullanacak mısın? Anlamadım. Şöyle söyleyeyim. Ablamın kasasında olanları gördün mü hiç? Ne olduğunu biliyor musun? Ben bildiğini sanmıyorum canım. O kasayı hangi anahtarın açtığını bile bilmiyorsundur. Hı? Hayır, bilmiyorum. Annem kasayı ben odadayken hiç açmadı çünkü. Ben de bunu diyorum. Ama anahtarlar sende artık, değil mi? Kasayı açıp baktın mı hiç? Hayır. Bakacak ne var ki? Ablam anahtarları size verirken bir bildiği vardı. Şöyle ki, Umre'ye gitmeden önce anahtarları size verdi. Çünkü biliyor ki gelinleri kasayı açmaya asla cüret edemez. Bunu iyi bildiği için anahtarları gönül rahatlığıyla size verdi. Ama sence de bunun vakti gelmedi mi? Yani daha önce hiç yapmadığın bir şeyi yapmak, bunu göze alabilmek. Tam zamanı değil mi? Ne bekliyorsun? Hadi. Teyze, bu yaptığın bana pek doğru gelmiyor. Annem bir şekilde anlarsa, o zaman ne yaparım ben? Ona saygı duyduğunu biliyorum. Ablam burada değil. Ama sen buradaymış gibi korkuyorsun. Ben sadece cesaretinin olup olmadığını görmek istemiştim. Belli ki yok. Unut bunu. Sınavdan başarıyla geçtin canım. Kasayı açacak cesaretin varmış. Bir konuda haklısın aslında. Anahtarlar bende olduğuna göre kasayı açma iznim de olmalı, öyle değil mi? Yine kim arıyor acaba? Alo, kimsin? Konuşmayacaksan ne diye arıyorsun? Arıyor ama hiç konuşmuyor ki. Bununla ne yapıyorsun teyze? Ne? Ben bir şey yapmadım. Ne oldu ki? Niçin öyle bakıyorsunuz? Her şey yolunda mı Şaziye? Neden yenge? Hı? O
anahtar sana emanet edildi. Senin de sahip çıkman gerekirdi. Kasayı açmamalıydın. Bunu yengemin izni olmadan yapamazsın. Sen neden bahsediyorsun Alya? Bu her neyse açıkça söyler misin? Bana bak Alya, sen benden küçüksün. Bana akıl verecek durumda değilsin, anladın mı? Ben sadece kasayı açtım. Bir şey çalmadım. Şaziye, Alya sana akıl vermiyor. Doğru olanı söylüyor. O kasayı sadece ve sadece annem açabilir. Değil mi Fuat? Sana soran oldu mu Nefise? Her işe karışman şart mı? Dürüst kadın ayakları yapma bana. Kasayı her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bakmak için açtım. Belki açık kalmıştır. Kim bilir? O kasa her zaman sıkıca kapatılır. Bunu biliyorsun. Bugün niçin onu açmak zorunda hissettiğini söyler misin? Bu kolye ne? Söyler misin lütfen? Bu sende ne arıyor? Söylerim elbette. Korkacak hiçbir şeyim yok. Sende ne arıyor dedin, doğru mu anladım? Yerde duruyordu. Ben de alıp kasaya koyayım dedim. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Alya kızım. Fuat abi, yengem dönene kadar anahtarın sende kalması daha doğru. Anne bak, Zeyn'in arabası bu. İyi de Zeyn nerede peki? Anlamadım. Delisin sen Bilal. Bu gidişle ikimizi de evden attıracaksın. Öyle ya da böyle o evden gideceksin anne. Ama bir kez olsun beni dinle ve birazcık risk al anneciğim. Buraya sırf sen ısrar ettiğin için geldim. Zeyn'i iyi tanırım ben. O Alya'ya sadıktır, asla aldatmaz. Biraz bekle, neyin ne olduğunu görürüz şimdi. Aklını kullan anne. Zeyn'in bugün işe gitmediğini biliyoruz. Peki arabasının burada ne işi var ha? Ben biri için çiçek almaya geldiğine eminim, bak gör. Güzelim. Bugün pembe giymişsin ve bu gül pembe. Dudakların da pembe ve bu gül sana çok yakışacak. Ha. Ha. Anne. Anne baba bak şuraya bak. Zeyn'in sırrı açığa çıktı işte anne. Ne sırrı? Çiçek alıyor sadece. E niçin alıyor peki? Saçına takmayacak değil mi? Allah'ım. Yine saçmalamaya başladın. Neden saçına çiçek taksın ki? Belki bir hastası vardır, onu ziyarete gidiyordur. Neler olduğunu görmüyor musun anne?
Kim bu kız? Kim bu kız? Ne? Ne diyorsun sen Bilal? Ne kızı? Zeyne o kadar çok benziyor. Kim bu adam? Ablasıdır belki. Ablası olur mu aptal? Onlar erkek. Doğru. Anne bak bir şey kesin. Zeyne'nin yasak ilişkisi falan yok. Belki de Osman Bey'in ruhudur. Olamaz mı? Saçmalama. Bugün müthiş bir iş çıkardın. Bu kimin aklına gelirdi ki? Pes. Ama tamam, düşünmeyi bana bırak artık. Bizi zengin edecek bu adamın kim olduğunu mutlaka öğrenmek zorundayız. Annen onun aracılığıyla her şeyi ele geçirecek canım. Ama her şeyi. Bana güven. Tamam. Bu en sevdiğin çiçek. Biliyorum çünkü seni araştırdım. Evet. Sana asık olduğumdan beri bu böyle. Aa, hakkımda araştırma yaptın demek ki öyle mi? Parasını da babamdan almıştın. Her şeyi o ödemişti. Sırf sen kalbimi kır diye. Ne parası bu? Kimin babası? Ne parası? Kimin babası ha? Beni etkilemek için hakkımda bilgi toplamaya çalıştığını biliyorum. Çünkü beni kendine aşık etmeye çalışıyorsun. Önce erkek arkadaşım beni terk edecek. Sonra da sen benim kalbimi kıracaksın. Ve çekip gideceksin. Bay Roket. Anne bak bu herif Sünepe'nin biri. Baksana şuna. Kızdan dayak yiyor. Bu herif mi bize yardım edecek? Bunun daha kendine faydası yok. Sen sus Bilal. Kendini yorma. Düşünme işini bana bırak sen. Güzelim. Senin bilmediğin çok şey var. Erkek arkadaşın Sagar denen herif. O azılı bir suçlu. Silahı var oğlum. Herkesi öldürecek biri. Bir gün senin de kafana bir tane sıkabilir. Sana inanmıyorum Bay Roket. Bana inanmıyorsun demek ha? Tahmin etmiştim. Bak şuna. İşte. Babanın verdiği tıbbi rapor. O herif uyuşturucu işi yapıyor. Uyuşturucu satıyor. Kendi de kullanıyor. Bu delil yeterli mi? Sagar. Alçak herif. Ya, çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Bu arada... Sana bir şey soracağım. Hazır sevgilinden ayrılmışken. Benimle 5 yıldızlı bir otelde güzel bir yemeğe ne dersin? Barkat Royal'i duymuşsun. Barkat Royal mi? Orası çok lükstür. Biliyorum güzelim ama parayı düşünme sen. Baban ilişkini bitirmemi sağlamak için bana çok para verdi. Hadi yemeğe gidelim. Bilal nereye gidiyor bunlar? Bu inanılır gibi değil anne. Kız 1 dakika önce onu tokatlamıştı. Şimdi ağzının içine bakıyor. Bu adam işini bilen biri. Ondan öğrenecek çok şeyim var benim. Çok... Çabuk takip et Bilal. Çok doğru söyledin anne. Onları takip edelim. (Gülüyor)
Üzgünüm prensesim. Seni çok kırdığımı biliyorum. Ama söz veriyorum, kaybettiğimiz her anı telafi edeceğim. Senden bir ay süreyle yanımda durmanı istiyorum sadece. Sonra bana istediğin cezayı ver. Biliyorum bu pekala mümkün. Belki asılsız bir şey, belki batıl inanç. Ama burada bizim ilişkimiz söz konusu. Ve ben risk almak istemiyorum. Buna cesaretim yok benim. Seni bir kere daha kaybedemem Alya. Anlamaya çalış. Ben gücümü senden alıyorum. Sen benim zayıf noktamsın. Seni seviyorum. Seni her zaman seveceğim Zeyn. Abdullah Bey, bugün birkaç çiçekle kalbimi kazanmayı bildin. Ben de seni nasıl mutlu edeceğimi iyi biliyorum. İyi günler efendim. Bu harika işte. Allah'ım, buraya gelmek zorunda mıydı sanki? Bir gün olsun işim rast gitsin. Selin'i canım. Burada beni iyi tanırlar. Otelin devamlı müşterisiyim ben. Bu kartı doğru kullanmak zorundayız. Tek bildiğim bu. İyi günler. Hoşça kalın. Ali'yi çağırdığını söyleseydin ya. Anne neden söylemedin neden? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Bu otel benim evim gibidir. Merhaba efendim. Gördün mü? Baksana lokantanın yerini söyler misin? Ama efendim nasıl bilmezsiniz?
Hep gittiğiniz yer. Tabii ki biliyorum. Sen biliyor musun diye kontrol ettim sadece. Tabii efendim. Bu tarafta. Teşekkür ederim. Gel hayatım. Hoş geldiniz Bayan Ali. Hoş bulduk. Zeyn Abdullah Bey geldi mi acaba? Lokantaya gitti. Teşekkür ederim. Kraliçem, bunu başka nasıl söyleyebilirim? Umarım çiçeklerden anlamışsındır. Hayatım. Alo. Merhaba prenses. Çiçekleri beğendin mi? Evet tabii. Çünkü o çiçekleri bana sevdiğim adam yolladı. Ama çiçekleri çiçekçi yollamıştı. Kes sesini. Bu saçma şakalarına gülmüyorum Zeyn. Bir daha yapma. Sevgilim, diğer ayağım da çok acıyor. Öyle mi? Tamam bir bakayım. En azından artık gülümsüyorsun. Bu bana yeter. Lokantada ne işin var acaba? İş yemeği falan mı yoksa? Ben de gelebilir miyim? Nasıl yani? Ben orada değilim ki. Nasıl olur? Resepsiyondan lokantada olduğunu söylediler ama. Ben de şimdi geldim. Tamam, peki. Geliyorum. Zeyn? Sen benim kalbimin tek sahibisin. Bunun için burası sana ait. Teşekkür ederim. Sana en sevdiğin yemeği getirdim. Tabii ki bir yani getirdim. Zeyn, bugün o adama rastladım. Bana her şeyi anlattı. Zeyn, eğer bu seni mutlu edecekse
bana dokunmayabilirsin. Eğer içini rahatlatacaksa seni sonuna kadar desteklerim. Ne yapalım? Dokunamasam da sana bakabilirim, değil mi? Uzaktan da olsa seni sevebilirim. Telefonu çalıyor. Zeyn, Fuat abi seni arıyor. Alo? Tabii. Burada bekle canım. Ben hemen geleceğim. Bir yere gitme. Tamam. Anne kader böyle bir şey işte, baksana. Zeyn'in tıpatıp benzeri burada karşımıza çıktı. Alya buraya geldi ve Zeyn zaten buradaymış. Zeyn'in benzeriyle mutlaka konuşmam gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız, söyler misin Bilmiyorum anne? Bilmiyorum Bilal. Kızın yanından hiç ayrılmıyor ki. Bir şeyler düşün, onunla konuşmanın bir yolunu bul. Hadi, hadi çalıştır biraz kafanı. Gidip getireyim mi? Bir şeyler yapmamız gerek, bir yolunu bulacağız. Ama anne... Anne... İzninizle. Hey, bir dakika. Hayır. Bir dakika. Hayır. Anne. Ne güzel bir gün öyle değil mi? 5 yıldızlı bir yerde yemek yiyoruz. Hem artık yeni bir isim var. Ben artık patron oldum. Adamla konuşamadın bile Bilal. Ne yani, lavaboya mı girseydim anne? Kes sesini. Teyze. Ne yapıyorsunuz burada? Her şey yolunda mı? Ha tabii. Tabii, buradan geçiyorduk. Uğrayıp her şey yolunda mı diye sormak istedik. Aa tabii, tabii. Aynen öyle oldu. Öyle mi? Peki neden birinden saklanıyor gibi bir haliniz var, sorabilir miyim? Aman Zeyn, neler söylüyorsun? Tabii Zeyn, neden saklanalım ki canım? Affedersiniz. Nereye gidiyorsun?
Neden? Çabuk ol, çabuk. Birbirlerini görebilirler. Ama Zeyn de içeri girdi. Ben Zeyn'den korkarım. Hiçbir güç beni içeri sokamaz anne, hayır. Onun için gireceksin ya, birbirlerini görürlerse planımız suya düşer. Çabuk içeri gir Bilal, çabuk. Hayır, girmem. Yapma bunu bana anne, lütfen. Senin işe yaramaz. Oh! Anne, neden bu kadar uzun sürdü? Ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlarmış, öyle dediler. Rahat bırak çocukları. Acaba gördü mü? Allah benim mutlu olmamı istemiyor. İnanamıyorum. Neden bana bunu yapıyorsun Allah'ım? Harika bir plan yaptım ama bu bile işe yaramadı. Baksana, bir türlü işlerimiz yolunda gitmiyor anne. Kes sesini. Affedersiniz. İyi misiniz? İsterseniz burada banyo da var. İşlerim yolunda gidiyor işte. Siz hala burada mısınız? Gidip dolaşsanıza. Hep burada mı bekleyeceksiniz? Aa Zeyn, buradaki her şey ne kadar da güzelmiş. Şimdi görmeye başladım. Her şey harika. Zeyn, iyisin değil mi? Bir şey olmadı yani. Tuhaf bir şey gördün mü? Gördün mü? Hayır, her şey yolunda ama nedense siz biraz tuhaf davranıyorsunuz. Yok canım. Biz iyiyiz. Sorun yok. Tabii. Tamam, ben toplantıya gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz, tamam mı? Tabii. Ne veririz? Görüşürüz. Sence onu görmüş olabilir mi? Hayır. Bak gördün mü? Allah senin mutlu olmanı istiyormuş anne. Galiba. Ama şimdi hemen gidip onu yakalamalıyız. Onu ikna etmeliyiz. Hı. Yoksa affedersin buradan... Hadi hadi çabuk ol. Anne. Ne var? Adam orada değil ki anne. Ne? Hayır. Ama orada olmalı. Nereye gitti? Anne, ben nereden bileyim? Umrumda değil, onu bulacaksın. Ama nerede anneciğim? Bilmiyorum ama bulacaksın. Anladın mı beni? Onu bulacaksın. Ne yap et, mutlaka bul onu. Anladın mı beni? Onu bulmamız gerekiyor. Git onu bul. Zeyne Özel. Bakalım neymiş? Bakalım bu özel olan neymiş Zeyn Abdullah Bey? Hmm.
Aliye, bu ofisin buna ihtiyacı vardı. Bir kadının eline. Babamın seni hayatıma sokmak için neden uğraştığı belli. Hisselerin %51'ini sana verdiği de tabii. Aliye, sen beni tamamlıyorsun. Benim zaaflarım senin güçlü yanların. Düşünüyorum da bu potansiyelini evde heba etmemeliyiz bence. Annemin evde zaten iki kızı var. Bence buraya gel, bana yardımcı ol. Zeyn Abdullah Bey, madem ben sandığından daha zeki ve daha yetenekliyim, o zaman işleri bedavadan halledeceksem ofise gelmeme ne gerek var ki? Sen farkında değilsin ama ben de seni kullanıyorum. Sana para bile vermiyorum ama çalıştırıyorum. Ekstra prim mi istiyorsun? Ha? Söyle bakalım bana. Tamam, öyle olsun. İşte bu yüzden evde harcanmanı istemediğimi söyledim. Bir kere daha söyledin. Bir daha söyleme. Çünkü bu bizlere hakaret. Ailelerine katkıda bulunmaya çalışan kadınlara hem de. Onlar işe yaramıyor mu yani? Hadi, eve erken gel. Annem yokken yemeği seninle birlikte yemek istiyorum. Sakın geç kalma. ...13 Mart 2013. Gazetelere Aliya'nın fotoğraflarını dağıttım. Hepsine. Şehirde aramadığım yer kalmadı. Onu arayacağım daha bir sürü şehir var. Onu mutlaka bulacağım. Arkadaşlarım partiye davet etti. Ama gitmedim. Gidemedim, içimden gelmedi. Onsuz nasıl eğlenebilirim ki? Ben onsuz eğlenceyi nasıl düşünebilirim ki? Hayatımı bir kez mahvettin. Bu sana yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Beni bir kez boşamıştın. Beni neden bir daha istiyorsun? Bunu yapmaktaki amacın ne? Bir buçuk yıl boyunca hep seni aradı. Ama bu arada kendini kaybetti. Arkadaşlar, partiler, hatta futbol. Hepsini unuttu. Sen onun videosunu izliyorsun Aliya. Ama biz her gün onu bu halde gördük. Artık o, Zeyn, eskisi gibi değil. Çok değişti. Biliyor musun? Eski Zeyn'i öyle çok özlüyorum ki. Zavallı Zeyn ne kadar acı çekmiş. Ama hala beni düşünüyor. Ama merak etme. Bu büyük aşk asla son bulmayacak Zeyn.
Birlikteyiz ve her zaman birlikte olacağız. Yine aynı yemek. Bir yeni hakkında kitap yazabilirim artık. Biryani'nin kitabı mı? Yemekte ne var, biryani mi yoksa? Evet öyle canım. Haydarabad biryanisi. Olamaz. Ben de senin gibi biryani yemekten bıktım artık. Biliyorum. Onlara çok söyledim ama bu evde beni dinleyen yok. Peki şuna ne dersin? Akşama biryani yerine bol peynirli, havuçlu, tereyağıyla pişirilmiş tikka tavuğu yiyelim mi? Tavuk mu? Hemen sipariş veririm. Dışarıdan söylediğim zaman güzel olmuyor. Neden bu güzel ellerden çıkacak tikka tavuğunu yemiyoruz canım? Bunu ben çok isterim. Ha? Neyin var senin? Sen iyisin değil mi? Peki tamam. Tavuğu ben pişiririm. Teşekkür ederim. Kendim kaşındım. Buraya gel canım. Gidelim. Tavuk yemek istiyorum. Sen pişir lütfen. Durduk yerde başıma iş aldım. Bir yanıyla yetinmeyi bilseydim bunlar olmazdı. Zaten Nefise ve Aliye güç birliği yaptığından beri başım dertten kurtulmuyor. Şaziye Hanım, mutfakta ne yapıyorsun? Yemek mi yoksa? Şaziye Hanım, senin ellerinden çıkacak yemeğe bayılırım ben. Eminim nefes bir şey olur. Tikka tavuğu sever misin? Senin elinden zehir olsa yerim ben. Hem de afiyetle Şaziye. Yemin et. Annem ölsün ki doğruyu söylüyorum. Ay çok hoşsun. Bu yemeği ben yapmak zorundayım ama kolumu incittiğim aklımdan çıkmış. Bu halde bu işin altından nasıl kalkacağım? İncittin mi? Evet. Kolunu mu? Evet. Dün gece odada bir şey kaldırırken kolumu incittim. Kaldıramıyorum bile. Kaldıramıyor musun? Hayır. Öteki hanımlar nerede? Nefise nerede? Aliye yenge nerede? Bırak onlar yapsın ha. Hayır. Fahat tavuğu benim pişirmemi istiyor. Ben senin ellerinden yemek istiyorum Şaziye dedi. Ben de canım ne kadar yanarsa yansın ona hayır diyemezdim. Kocamın isteğini yerine getirmezsem olmaz çünkü. Sen yapmıyorsun. Unut bunu Şaziye. Kim yaparsa yapsın. Sen yapmazsan, ben yapmazsam yemeği kim yapacak o zaman? Haklısın. Birinin yapması lazım. Evet. Kim yapacak? Bilmem kim yapacak. Sana soruyorum. Kim yapacak? Kim? Tamam ben yaparım. Ben evet. Sen yapabilir misin? Evet elbette. Mutfakla aram iyidir. Tamam o zaman. Şaziye. Ben sevmesini çok iyi bilirim. Bunu da bana sen öğrettin. Ay yine romantik tarafın tuttu öyle değil mi Gülay? Bir de ne dediğini anlayabilsem ama hiçbir şey anlayamıyorum. Yok bir şey. Sana kolay gelsin. Dur biraz nereye gidiyorsun? Sen gidersen yemeği nasıl yaparım ben? Allah'ım. Benim canım yanıyor ama benden hala yemek yapmamı istiyorsun. Tamam sen git canım dinlen biraz. Ben onun hepsini yaparım göreceksin. Teşekkür ederim Bilal. Şaziye Hanım. Gitti bile. Ne yapsam? Neden bu kadar şaşırdın Zeyn Abdullah? Burası senin odan. Prensesim, nedir bunlar? Zeyn Abdullah'ın Zeyn Abdullah olduğunu unuttuğunu düşündüm. O yüzden ben de hatırlatayım dedim. Çünkü sen eskiden tutku dolu bir adamdın. Aslında hala tutku dolu bir adamsın. Sadece biraz ciddisin o kadar. Biliyorsun, lig bugün başlıyor ve bu defa bütün maçları birlikte seyredeceğiz. Gece geç saatlere kadar. Anlaştık mı? Sen iyisin değil mi canım? Bir şeyin yok ya. İyiyim Zeyn. Gözlerim açıldı sadece. Anladım ki kızmak, gönül koymak çok kolay.
Ama sevdiğim birini kaybetmek çok zor. Sen neler söylüyorsun prenses? Bazı önemli kararlar almalıyız. Kararlar mı? Ve bu önemli kararlardan ilki şirketteki %51'lik hissemi senin devralman olacak. Bunu söyleme Aliye. Bu konuyu ofiste konuşmuştuk zaten. Ofiste sadece konuştuk Zeyn. Şimdi bir karar verdik. Evrakları yarına kadar hazırlat lütfen. Hepsini imzalayacağım. Anlamıyorum. Buna ne gerek var Aliye? Bu olmak zorunda Zeyn. Sen otel işletiyorsun. Senin işin bu. Her gün birçok karar alıyorsun. Ben ofise her gün gelmiyorum. Bu yüzden de her şeyi senin devralmanı istiyorum. Böylece bütün kararları tek başına alabilirsin. Aya her şeyi Zeyn'e vermek istiyor. Zeyn'in yerine. Benzerini geçirebilirsen o zaman... Bekle biraz, ben gidip bakayım. Kimse var mı? Kim o? Orada biri mi var? Aliye, Aliye, aç gözlerini. Fahat, doktoru ara. Ne oldu Zeyn? Aliye'nin nesi var? Merdivenden düştü. Nefise, sen doktoru ara. Hemen hastaneye gelmesini söyle. Aliye. Aliye uyan. Aç gözlerini Aliye. Aliye aç gözlerini. Bir şeyin yok ya. Hayır Zeyn, ben iyiyim. Nasıl iyi olabilirsin ki? Merdivenden düştün. Bir şey olmuş olabilir. Aliye ne durumdasın? Baş dönmesi, gözlerde kararma falan var mı? Bir şey varsa söyle lütfen. Ben iyiyim Fahat abi. Zeyn evham yapıyor sadece. Sakin ol Zeyn. Merak etmene hiç gerek yok. Yavaş. Canım, iyi olduğuna eminsin değil mi? Zeyn... Aliye'yi odaya götürsen. Tamam. Ben yanında kalacağım. Tamam canım, git sen. Asıl Nefise'nin düşmesi lazımdı. Aliye nasıl düştü ama? Bunda bir iş var. Bye.
Cazi'yi. Enfes kokuyor. Bunu yiyene kadar bekle Şazi'yi. Ben beğeneceğini biliyorum. Aptal, ay, sersem. Ah. Seni buraya yemek yapman için mi getirdim ben? Ben... Burada neler olduğunu farkında mısın sen? Alya %51'lik hissesini Zeyn'e devretmeye karar verdi. Biz de bu olmadan önce roketi bulup devreye sokmak zorundayız. Sana onu bulmanı söyledim. Anne vurma lütfen, vurma bana. Alo? Ne? Ne? Bu harika. Sana onu bulacağımı söylemiştim anne, öyle değil mi? Sözümü tuttum işte, arayan o. Roket. Ne roketi? Kimin roketi? Ay şişe o. Sus. Biliyorsun Diwali bayramındayız. O da bir sürü roket almış. Evet, evet roket. Bazıları füze diyor ama bayram için aldım. Adam hepsini çok ucuza bıraktı. Ne yapabilirdim ki? Sen bir şey yapma. Yemek hazır mı? Evet, çoktan hazır. Güzel. Bakayım. Biryani, tadına bak. Al. Tamam. Sen devam et. Bizim işimiz var. Ha? Hadi. Bu ikisi gerçekten çok garip davranıyor. Olamaz. Yine mi biryani? Ama enfes koktuğu doğru. Her şey çok güzel görünüyor. İyi iş çıkarmış. Bir şey dikkatini çekti mi Zeyn? Ne? Lütfen sözlerime kulak ver. 15 dakikadır seninle beraberiz. Bana dokunuyorsun. Ve bir şey olmadı. Merdivenin orada beni tutamadın ve ben düştüm. Bugün bir karar verdim Zeyn. İkimiz de bundan sonra korku içinde yaşamayacağız. Görüntülü günlüğünü gördüm Zeyn. Evden uzak olduğum bu bir yıl boyunca her yerde beni aradın. Ulaşmaya çalıştın, beni bulmak için her şeyi yaptın. Çünkü benden hayatına geri dönmemi istiyordun. Sonra beni buldun ve ben seni sınamak istedim. Alya. Beni dinle sadece. İzin ver sözümü bitireyim. Sayısız sorunlar ve uzun bir bekleyişten sonra yine birbirimize kavuştuk Zeyn. Korkuların ne olursa olsun seni ele geçirmesine izin verme. Bu bizi asla birbirimizden uzak tutmamalı. Biliyor musun Zeyn? Alya ve Zeyn için bizim için en büyük ceza birbirimizden uzak kalmak. Ben senden uzak kalmaya dayanamıyorum. Lütfen sözlerime kulak ver. Sorunlar her insanın hayatında var. Bizim hayatımızda varsa ne olmuş? Bir şekilde üstesinden geliriz. Ama birbirimizden uzak durmayalım. Bugün senden bir isteğim var. Bunu benim için yapmanı istiyorum. Bu korkudan kurtul. Bunu yapabilir misin? Oh,
Üzgünüm prensesim. Bunun tek sebebi seni kaybetmekten korkmamdı. Ama sen haklısın. Korkmamızı gerektiren bir şey yok. Eğer bir sorun yaşarsak bunu birlikte aşarız. Gir. Beni hatırladın değil mi? Geçen gün arabama girmiştin hani? Ha? Ha? Yukarı. Affedersiniz. Bekle, nereye? Lavaboya. Hatırladım. Senin iki kere karşılaştık. Sen o tatlısın. Annenle ise bir kere karşılaştım. Bendeki hafıza bu dünyada kimsede yoktur. Birini bir kere görmem yeterli olur. Onu bir daha asla unutmam. Yaşadığım yere gelmek zorunda kaldığınız belli. Demek oluyor ki bir konuda bana ihtiyacınız var. Çok zor bir iş değil. Senin için çocuk oyuncağı. İzin verirsen bir şey söylemek istiyorum. Ne? Sen çok güzel bir kadınsın. Hop hop hop. Ağır ol biraz. Karşındaki annem. Ona saygılı olmak zorundasın. Değil mi anneciğim? Sen sus sersem. Fotoğrafları göster. Bana fotoğraflı fotoğraflarımı göstermeye mi geldiniz? Fakat iyi istikamısınız. Eğer başka biri olsa mutlaka ben olduğumu düşünürdü. Zeyn Abdullah, Barkat Royal'in sahibi. İyi günler efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Lokanta ne tarafta? Efendim, siz yolu çok iyi biliyorsunuz. Sormanıza gerek yok ki. Şimdi anladım. Herkes bana hoş geldin demişti. Para da almamışlardı. Belefe gelmişti. Hayatın boyunca her şeyi bedavaya getirebilirsin. Senden tek bir şey istiyorum. Ne yapacağım? Fazla bir şey değil. Eve gidip Zeyn Abdullah rolü oynayacaksın. Ve karısına bazı evrakları imzalatman gerek. Hepsi bu. Pekala. Kolay işmiş. Bir başkasının adı, bir başkasının karısı, bir başkasının oteli. Ama imzayı ben almak zorundayım. Bu işten elime ne geçecek? Ne kadar istiyorsun? 200 bin. Kabul. Hemen kabul etti. Hayır, vazgeçtim. 200 değil. Bir milyon. Kabul.
Anne! Olamaz, bunu da kabul etti. Çok yağlı bir iş olmalı. Düşünüyorum da... 5 milyon. Anne! Kabul mü? Bunlar Zeyn'in akraba ve yakınları oluyorlar. Hepsini dikkatle incele ve sonra da ezberle. Daha sonra ne yapılacağını yarın anlatacağım. Ne zaman ve nasıl başlayacağını. Gidelim. Baksana. İdiap ne demek biliyor musunuz? Neymiş? İdiap. Ne? İ. De. Ap. Ben bazı harfleri söyleyemem. Bu adam çok komik. Yani ne zaman saçmalayacağım belli değil, öyle mi? Çok doğru. Yani senin kastettiğin... ideal mi? Evet. Benim bir fiyatım var ama başkalarına kendimi asla kullandırtmam ben. O yüzden her zaman önce bana is veren kişiyi test ederim. Sadakat testi. Ne dedin? Sadakat testi mi? Anne, adam manyak. Bence sen bu sınavdan kesin kalırsın. Gidelim buradan, boşuna vakit harcamayalım. Hadi anneciğim. Peki ya siz görevi verdikten sonra beni kazıklarsanız ne olacak? Başım belaya girer. O yüzden önce sanırım benim size güvenmem gerekiyor. Çok basit. Ve sen... onu kısa sürede halleder. Bu harika bir şey. Anlaşılan şapşal herif senin galiba bir sünger gibi içebildiğini bilmiyor anne. İşte bu harika. Sen Roket'i bu oyunda kolayca yenersin anneciğim. Alın benden size birer bardak. Hadi içelim. Hey. Sınav yapan adam. Bitti mi? Bitti Bay Muhteşem Roket. Bu nasıl bir test? Hı? Oysa bu testin annemi sınaması gerekirdi. Hedefe vurursan anlaşma tamam. Eğer vuramazsan iptal olur. Kimi vurmam gerekiyor? Kafasındaki elmayı. Anne ne yapıyorsun anneciğim? Anne beni öldürme. Ben sonuçta senin oğlunum. Ama milyonlar söz konusu. Milyonlar. Anladın mı? Eğer senin yüzünden doğru düzgün nişan alamazsa o zaman... Anne! O zaman öleceksin. Hey, hey, anne! Ne yapıyorsun? İyi nişan al. Anne, anne. Zarina abla,
Bence sen öyle Nisan alma. Nisan böyle alınmaz. Hadi ayağa kalksana sen. Kalk dedim. Anne yaşıyor muyum? Anne yaşıyorum. Yaşıyorum evet yaşıyorum. Hadi şimdi bir kere daha deneyelim. Anne ne diyorsun sen? Hadi kımıldama. Ay iğrenç. Sen aşk nedir bilir misin? Ben ondan söz ediyorum. Anne ne yapıyorsun? Ben gualıyım. Temiz kalpleri ortaya çıkarır, kötüleri saf dışı ederim. O kadar. Roket sadece tek bir fırsat verir ve siz onu kaybettiniz. Sadakat testi. Sizin pes etmenizdi. Ben hoşlanmadığım kişilerle asla anlaşma yapmam. Roket sadece iyi amaçlara hizmet eder. Lütfen bana bir şans daha ver. Bir şans daha. Anne, anne ne yapıyorsun sen? Ha? Anne tamam kabul etmedi. Anlaşma yok. Anne, bir anne bu anlaşmayı istemiyoruz. Biz gel. Lütfen. Ölmemiz gerekmiyor. Hadi gel anneciğim gel ne olur. Bir şans daha patron. Lütfen. Ha, gidelim. Bir şans daha. Beni kolayca oyuna getireceklerini sandılar.